Herkese merhaba. Elimde görmüş olduğunuz akıllı telefon HTC Desire 500 önümüzdeki haftalarda Türkiye'de piyasada olacak. HTC'nin orta segmente yönelik bir akıllı telefon olan HTC Desire 500 4.3 inç WVGA ekran, 4 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 200 işlemci gibi özellikleri bünyesinde barındırıyor. Telefona baktığımızda HTC'nin geçen yılın One X, One S gibi modellerinde kullanmış olduğu klasik tasarımı sürdürdüğünü görüyoruz telefonda. Plastik kasa, beyaz ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği görüyoruz. Beyaz renkli versiyonda görmüş olduğunuz turkuaz renkli çizgiler, hatlar telefona ayrı bir hava katıyor. Bu telefonun yüzeyi parlak plastik, elde de oldukça rahat bir kullanım hissini verdiğini söyleyebiliriz. Telefon yeteri kadar ince, avuç içinde de rahatlıkla kavrayıp tüm tuşlara rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Böyle bir rahat ergonomik tasarımı söz konusu HTC Desire 500'ün. HTC Desire 500'de Android 4.1.2 Jelly Bean çalışıyor ve bunun üzerinde de Sense 5 kullanıcı arayüzü geliyor. Sense 5 kullanıcı arayüzünü şimdiye kadar HTC One Full HD ekranında biliyoruz. Daha düşük çözünürlüklü bir ekranda da bu kullanıcı arayüzünün fena durmadığını söyleyebiliriz. 480x800 çözünürlüklü ekran yüksek görüş açıları sunuyor. Aynı zamanda keskinlik ve kontrast açısından da fena olmadığını söyleyebiliriz bu ekranın. 4 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 200 işlemci de fena performans göstermiyor gibi görünüyor. Menüler, geçişler hepsi akıcı şekilde çalışıyor. Uygulama yüklenmeleri de oldukça hızlı sayılır. Gördüğümüz kadarıyla tabii ki daha kesin bir yargı için cihazı daha detaylı şekilde incelemek gerekiyor. HTC'nin varsayılan internet tarayıcısı geliyor. Bunun yanı sıra Chrome'u da kullanabilirsiniz cihazda. Ve yine galeri uygulamasına baktığımızda HTC'nin şu anda üzerinde herhangi bir fotoğraf yok, ancak yüklediğiniz fotoğrafları kısa video klipleri haline getiren uygulaması da cihazda yüklü olarak bulunuyor. 8 megapiksellik bir kamerası var. Kamera arayüzü, HTC One'dan alıştığımız kamera arayüzü, kullanıcı arayüzü, ancak Zoe görmüyoruz. Zoe yok, ancak oldukça hızlı bir çekim deklanşör hızı var. Oldukça hızlı şekilde odaklayıp çekim yapabiliyor HTC Desire 500. Bunun yanı sıra telefonla 1280x720 çözünürlükte videolarda çekebilirsiniz bu telefonda. Baktığımızda orta segmentin ihtiyaçlarını, orta segment telefonla arayan bir kullanıcının ihtiyaçlarını karşılayan uygulamalar, performans bileşenler telefonda var gibi görünüyor. Bu telefonda önümüzdeki haftalarda Türkiye'de piyasada olacak. Eğer elimize gelirse bu telefonun detaylı incelemesinde çıktığında Teknoblog'da bulacaksınız. Az önce videonun başında beyaz renkli versiyon var dediğimde işte bu da görmüş olduğunuz siyah renkli versiyon, ikisinin de kendine has havaları olduğunu söyleyebiliriz. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Desire 500 ile ilgili daha fazla detayı Teknoblog.com'daki ön inceleme yazısında bulabilirsiniz.